Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu oran orantı olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 17 olacak. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında tüm kazanım kavrama testlerini güncelledi. Biz de en güncel hallerini sizlerle konu anlatımı olarak paylaşıyoruz. Kanalıma yüklüyorum. Bu kazanım kavrama testlerini arkadaşlar buraya linkini koyuyorum, oynatma listesini. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerini sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizlere kitap halinde dağıtmış olduğu çalışma soruları var biliyorsunuz. Çalışma sorularını da buraya linkini koyarım. Burada i harfi var biliyorsunuz. O i harfine basınca bu oynatma listesi de çıkar. Çalışma sorularını da burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda beceri temelli testler var arkadaşlar. Beceri temelliler de bayağı kallavi güzel sorular oluyor. Onlara da bakmanızı şiddetle öneririm. Yine buraya bunun linkini koyarım, beceri temellilerin. Bu bahsetmiş olduğum tüm testlerin arkadaşlar konu anlatımlı çözümlerini burada bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken dilim döndüğünce konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. 5 kilo çelik, çelik değil çilek, 30 lira olduğuna göre 1 kilo çilek kaç liradır? Arkadaşlar 5 kilo hop, 30 liraysa değil mi? 1 kilosu ne kadardır? Normalde düşündüğümüzde tutar, ben bunu 30'u 5'e bölerim. Çünkü 5 tane almışım, 5 kilo almışım 30. 30'u 5'e böler 1 kilosunu bulurum. Peki oran orantı olarak nasıl oluyor sevgili arkadaşlar, onu da bir görelim. Hop, bu kadar lirada duruyor. 5 kilosu bu kadarsa 1 kilosu da bu. Aralarında doğru bir orantı var. Yani az kilo daha az para tutar, çok kilo daha çok para tutar. Doğru orantı. Bunu da sevgili arkadaşlar şöyle yaparız. İçler dışlar çarpımı. Buradaki ifade sayı ile buradaki sayının çarpımı karşılıklı olarak sevgili arkadaşlar şu arkadaşla bu arkadaşın çarpımına eşittir. Ne derim o zaman? 5 tane x, artık x demeleri öğrendik, cebirsel ifadeleri biliyoruz. Aradığımız değer 30 çarpı 1'dir. O da kimdir? 30'dur. Peki x'i bulmak için bu durumda ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Burada çarpım halinde olan 5'i buraya gönderiyorum. Bölüm olarak 6 lira diyorum. Gayet güzel, alıştırmalık bir soru olmuş, değil mi? Dediğim gibi 5 kilosunun 30 kilo olduğunu bilirsem 5'e bölersem bunu da 6 kilo olarak 6 lira olarak bulurdum zaten. İkinci soruya bakalım. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5/6'ymış. Şimdi sevgili arkadaşlar, kızların erkeklerin kızlara oranı. Erkeklerin sayısı bu olsun sevgili arkadaşlar. Erkekler. Hop. Kızların sayısı da bu olsun. Bunun oranı kaçmış arkadaşlar? 5/6'ymış. Yani ben buraya kaç yazarsam bunun, buraya mesela 50 kişi varsa 60 kişi. Yani 50 ile 60'ı sadeleştirsem, sıfırları alsam 5/6 kalır. Yani bildiğin oranım benim buymuş. Sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır? Aa, güzel, erkekleri vermiş. Ne demiş? 10/kız = 5/6. Burada erkekleri yazıyordum. Burada da kızları yazacağım. Arkadaşlar çok güzel ifadeler var. Oran orantının en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Zaten öğretmenlerimiz de bize öğretti. Böyle bir eşitlik gördüğümüzde arkadaşlar, iki tane kesirli sayılı. Burada da içler ve dışlar çarpımı birbirine eşittir. Nedir bu? 5/k kızların sayısı eşittir 10/6. Ben böyle durumlarda hemen acele etmem çarpmaya. Neden acele etmem? Çünkü benim derdim kız sayısını bulmak ya. Burada 5 fazlalık, bu tarafa bölüm olarak gönderirim ben bunu. Hop, k eşittir kızların sayısı 10/6/5'tir. Yani 10'la 6'yı çarpı 60/5 de diyebilirsiniz. Ama bak çok güzel bir şey gördüm. Ben sadeleşme görüyorum. 10'u 5'e bölerim 2, 5'i 5'e bölerim 1. Ne güzel sadeleşti. 2 ile de 6'yı çarparım. 12 sayısını bulurum. Kızların sayısı da 12'ymiş derim.
Ben size çok güzel bir şey daha göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ne dedik başta? Erkekler bölü kızlar 5 bölü 6'ya eşit olacakmış. Bak o kadar güzel bir şey var ki. Bütün oranım benim bu. Arkadaşlar erkekler bu oranın 5'in kaç katı? 2 katı. İşte kızlar da burada 6'nın 2 katı olurlar arkadaşlar. 6'nın 2 katı kimdir? Hop 12'dir. Yine aynı şeyi bulursun. Oran orantının en sevdiğim yönüdür sevgili arkadaşlar. 4 tane sayıyı böyle yazdığımda hatta ben size göstermelik olarak yapayım. A bölü B, C bölü D olsun. Bunlar her birer sayı olsun. Bu arkadaş kaç katıysa bu arkadaş da bunun aynı katı olur. Aynı şekilde bu bunun kaç katıysa bu da bunun o kadar katıdır. Ters döndüğümüzde bu kadar katıysa bu kadar katı derim. İçler dışlar çarpımı da birbirine eşittir ki oran orantının nefis bir özelliğidir sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim 2'yi hallettiğimize göre. 1 litre limonata yapmak için 4 bardak 4 su bardağı su. 4 bardak su. Güzel. 4 bardak su. 1 su bardağı limon suyu. 1 bardak limon suyu diyelim hadi. Limon suyu. Güzel. Ve 3 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı şeker. Bunun için lazım bize sevgili arkadaşlar. 1 litre limonata için. Güzel. Bir litre limonata için 4 bardak, 1 bardak ve 3 yemek kaşığı ihtiyacım var. Şimdi sorabilirsin bana. 3 litre limonata yapmak için gereken malzeme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hepsi doğru orantılı şekilde artar, değil mi? Ben 1 litre için bunları kullanacağım. Kullanırsam 3 litre için ne yaparım? Bunların üçer katını kullanırım, değil mi? 1 katı, 2 katı, 3 katı. 3 katı olan 12 bardak su kullanırım. 3 katı olan çünkü bakın 1 3 1'in 3 katı doğru orantılı artar. 12 4'ün 3 katı. Şimdi 3 katı olan 3 bardak yine 3 katı olan 9 yemek kaşığı kullanırım. Bakarım şıklarıma. 12 3 9. 12 3 9. D şıkkında görüyorum ben bunu. 4'le devam edelim. Bir evin planında. Evin planı ne demek acaba? Önce soruyu okuyalım bir görelim sevgili arkadaşlar. Salon alanı 96 santimetre kare. Ben size göstereceğim. İnşaat mühendisi olarak matematik öğretmenliği de yapan biri olarak. Bu planın ölçeği 1 bölü 50 olduğuna göre bu evin salonu gerçekte kaç metre karedir? Enteresan bir soru olmuş. Şimdi bu soruyu ben size nasıl söylesem? Gerçekte kaç metre karedir? Bu yanlış bir şey olabilir mi? Bakalım. Arkadaşlar evimizin planını çizdik. Güzel. Bak evin planı yukarıdan bakışta kuş bakışı çizilen kısımdır arkadaşlar. Diyelim ki salonumuz burada yer alsın. İşte kapısı var vesaire. Burası 96 santimetre kareymiş sevgili arkadaşlar. Hop, 96 santimetre kare. Şimdi 96 santimetre kareyi arkadaşlar iki tane sayının çarpımı o şeklinde yazsın. Nasıl yazarsınız? 12 çarpı 8 şeklinde yazabilirim, değil mi? 96'yı. Yani burası 12 santimetre, burası da 8 santimetre imiş derim. Çok güzel. Arkadaşlar benim gerçeği öyle yapmışım ki 1 bölü 50 oranında azaltmışım. Yani ben şu 12 santimetreyi 50 oranda düşürmüşüm. Bu 8 santimetreyi de 50 oranda düşürünce 8 santim olmuş. Yani 12 bölü gerçek ölçüsü eşitmiş sevgili arkadaşlar 1 bölü 50'ye. Yani bu arkadaşın gerçek ölçüsü buymuş. Güzel. Diğer taraftan 8 santimetrede arkadaşlar 8 bölü gerçek ölçüsü 1 bölü 50'ymiş. Ben bu kenarı ve bu kenarı gerçek ölçülerini bir bulalım bakalım.
uzunluğu, değil mi? Uzunluğun gerçek ölçüsü. Bu da kısa kenar. Kısa kenarın gerçek ölçüsü. Uzun kenar nasıl olur arkadaşlar bu durumda? 12 çarpı 50 santimetre olur. Peki kısa kenar nasıl, ne kadar olur? Kısa kenar, hop, bakın içler dışlar çarpımı yapıyorum. İçler dışlar, kısa kenarda 50 çarpı 8 santimetre olur. Alanı nasıl bulacağım arkadaşlar? Gerçek ölçüsünü 12 çarpı 50 çarpı 50 çarpı 8 olarak. Çünkü ben bir dikdörtgenin alanını nasıl buluyorum? Kısa kenarı çarpı uzun kenarı. Kısa kenarını da buldum, uzun kenarını da buldum. İkisini çarpalım. Bunu da çarparken ben şöyle çarparım sevgili arkadaşlar. Metrekare demişti. Nasıl yapalım biz bunu? Önce 12 ile bir 5'i çarpalım. 60, hop, 600 oldu. Güzel. Bununla da bunu çarparsam da 400 olur. Değil mi? Çok güzel oldu. Arkadaşlar hemencecik burada bir bunları gene çarpalım. Tamam. 24. 4 tane de sıfırım var. Hop hop hop. Bu arkadaşlar santimetre kare. Peki bana neyi soruyordu? Metre kare olarak soruyordu. Santimetre kareden metre kareye giderken ne yapıyorum? 4 tane sıfır siliyorum arkadaşlar. Hop hop. Ne kaldı bana? 24 metre kare kaldı. Güzel. İşaretledim bunu da. Bunu sevgili arkadaşlar, hani gerçek ölçüleri verilmediği için mesela sen 24 çarpı 4 de diyebilirsin. Ben burada değerleri söyledim ki gerçek, yani kısa ve uzun kenarlarımızı daha güzel görelim diye. 5 ile devam edelim bakalım. Günde 9 metrekare duvar örebilen bir işçi 6 günde kaç metrekare duvar örebilir? Çok güzel. Öncelikle sevgili arkadaşlar şuna karar vereceğim oran orantıda. Bu benim baktığım doğru bir orantı mı, ters bir orantı mı? Ters orantıyı da öğretmenleriniz öğretti size. Doğru orantı sevgili arkadaşlar, bir büyüklük arttıkça diğer büyüklükte artıyor ise aralarında doğru bir orantı vardır. Şimdi 2 günde 9 metrekare duvar ören işçi 6 günde daha mı çok örer, daha mı az? Evet, cevap bekliyorum. Tabii ki daha çok örer, değil mi? Hop, bunu bulacağım. Doğru orantı var aralarında. Arkadaşlar yine içler dışlar yapabilirsiniz. Ki ben size birinci soruda da öğrettim. X'i böyle bulabilirsiniz. Bak 2, 6, hop 3 katına çıkmış. Bu da bunun 3 katına çıkar. Ne olur? 9'un 3 katı hop 27 olur. Çok güzel değil mi sevgili arkadaşlar bu metot? İçler dışları da öğreniyorum. Yani X çarpı 2 eşit oluyor 6 çarpı 9'a. Siz buradan da denklem çözmeleri de öğrendik zaten. Denklemler çözmeyi. X'i kolaylıkla bulabiliriz. Ama çok güzel bir yolum da var benim. Çok fazla kendimi yormadan. 6 ile devam edelim. 6. soru şöyle sesleniyor bize. Arzu ve Sanem doğum günü partisi için balon şişirecektir. Arzu, bakalım Arzu'ya. 3 dakikada 3 balon. Güzel. Sanem ise hop, 3 dakikada 4 balon. Güzel. Şişirmektedir. Aynı hızda balonları şişirmeye devam ederlerse 12 dakika sonunda toplam kaç balon şişirler? Arkadaşlar bu ikisi de aynı dakika. Şöyle düşünebilirim. İkisi Arzu artı Sanem 3 dakikada toplam kaç balon şişirdi arkadaşlar? Hop 7 balon değil mi toplamda? Ne kadar güzel. Peki 12 dakikada ne kadar balon şişirirler? Doğru orantı mı? Ters orantı mı? Doğru orantı daha fazla şişirirler. Yine bir öncekinde gördüğümüz üzere 4 katı 3'ün 4 katı 12'dir. 7'nin 4 katı da 28'dir dersin sevgili öğrenci arkadaşım. 6'ya da dersin. Bunu şöyle de düşünebilirsin teker teker baktığında. 12 dakika 4 katı değil mi? 12 dakika. 4 katı olan 12 balon şişirir bu arkadaşım. 4 katı olan 16 balon da bu arkadaşım şişirir. 12, 16 daha 28 de diyebilirsin. 7. sorumuzla devam edelim testimize.
Yedinci sorumuz bakalım bize neler getiriyor. Şöyle bir şey getirmiş bize yedinci soru. 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre bu kömürün 15 torbası kaç liradır? Bak çok güzel. Şahane. 20 torba arkadaşlar 480 liraysa derim. Bu torba, bu da lira. 15 torba kaç liradır? Aa, çok güzel. Öğretmenim hani şey yapıyorduk, bu bunun katı. Bak şimdi tam bir şey söyleyemiyorum. Aa, çok güzel bir şey gördüm aslında. Onu da yapabilirsin. Bak onu da yapalım. Bak burada da 20 ile 480 arasında bakın. Kaç katı sevgili arkadaşlar? Şu sıfırları görmezsem, ikisinden de sıfır silersem 24 katı. Çarpı 24. Yani 15'i ben 24 ile çarparsam x'i hemen bulabilirim. Bir öyle göstereceğim. Bütün yollarıyla da göstereceğim. 15 çarpı 24. Çarptım arkadaşlar. 0, 6, 0, 3, 360'mış. 360 lira yaparmış sevgili arkadaşlar. Hop, ben bunu işaretlerim. Peki öğretmenim, siz bunu hemen gördünüz. Başka nasıl yapabilirdim? Şöyle yapabilirdik sevgili arkadaşlar. 20 torba 480 liraysa 15 torba ne kadardır? Değer bakın içler dışlar çarpıyorum. 20 ile x'i çarparsam 480 çarpı 15'i bulurmuşum. Hiç acele etmem. Siz de acele etmeyin, çarpmayın. Çünkü birazdan böleceğim. X nedir arkadaşlar? 480 çarpı 15 bölü hop 20'ye bölmem lazım. Bak ne gördüm ben şimdi. Bununla bunu bir sadeleştir. Sıfırları yolcu et. Burası 24. 24 ile 15'i tekrar çarp. Ay çok pardon. Siz de görün arkadaşlar. Hapşurdum. 48 bölü 2. 24 yine aynı şeyi görüyorum. 24 ile 15'i yine çarpmak durumunda kalıyorum. Hop. 360 cevabına yine ulaşıyorum. Güzel bir konudur oran orantı. Bak çok güzel bir sorumuz daha var. O yani doğru orantıya çok güzel bir örnek sevgili arkadaşlar. Yol, süre. Aşağıda tabloda bir aracın sabit hızda aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Güzel. Sabit hızda gidiyor. Gidilen yol ile geçen süre arasında ilişki. Arkadaşlar süreye bir bakalım. 1 saat geçmiş 80 kilometre gitmişim. 2 saat gitmişim 160 gitmişim. A kadar süre olmuş. 400 kilometre gitmişim toplamda. Sonra 8 saat gitmişim. Toplamda B kadar. A artı B. Tabloyu doldurmanızı istedim. Arkadaşlar bakın. Doğru orantılı değil mi? Süre arttıkça aldığım yol artacak. Bu arkadaş 1 saat geçtiğinde sevgili arkadaşlar. Bu arkadaş ne kadar artmış? Hop 80 kilometre artmış. Bunu nereden biliyorum? Şuradan biliyorum zaten. 1 saatte zaten 80 kilometre yol almışım değil mi? Çok güzel. Hepimiz arabaya biniyoruz. Arabalarda yol aldık. Değil mi? Otobüse biniyoruz ya da bir şekilde araçları. Ya da bilgisayarda çok çok oyun oynuyoruz değil mi? Araba yarışları vesaire. 1 saatte sevgili arkadaşlar 80 kilometre yol alıyor. Tabii ki 2 saatte bu kadar alır. Ama bir anda 400'e çıkmış. Ama kaç saat sonra acaba bilemiyorum değil mi? Onu bilmem lazım. Arkadaşlar bu arada kaç kilometre var? 160 ile 400 arasında hemen hesaplarım. 400'den 160'ı çıkartırım. 240 bulurum. Sevgili arkadaşlar 240'ın içinde 80 kilometre kaç tane var? Hop 3 tane var. Yani burada da sevgili arkadaşlar 3 saat geçmiş. Artı 3 saat. Burası 240 kilometre geçtiyse. 3 saat geçerse bu 2. Hop burası da 5 olur. 5'i yakaladım. Daha sonra sevgili arkadaşlar bakın bir 3 saat daha geçmiş. 5'ten 8'e gelmişim. Nitekim 3 saatte ne kadar yol aldığımı biliyordum. 240 daha artar bu. Burası kaç olur? Haydi bana söyleyin. 240 ile toplarsam 640 olur. Bana A ile B'nin toplamını soruyordu. 640 ile 5'i toplayınca da 645 olduğunu biliyoruz artık. 9'da devam edelim sevgili arkadaşlar. 9 diyor ki
Bir portakal bahçesinde bir olsa da yesek değil mi? Atlasak bahçelere böyle portakal bahçesine dalsak. Orada şarkılar, türküler söylesek, oyunlar oynasak. Aynı hızda çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Aa çok güzel. 6 işçi sevgili arkadaşlar 8 günde topluyor. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır? İşte çok güzel. Arkadaşlar, şimdi ne demiştim? Önce orantının doğru mu ters mi olduğuna karar vermem lazım. Şimdi 6 işçiyle 8 günde bitirdiğimiz işi 4 işçiyle daha kısa zamanda mı bitiririz arkadaşlar? Daha uzun zamanda mı? Evet, cevap bekliyorum. Tabii ki daha uzun sürer değil mi? 6 kişi çok kişiyiz. Hemencecik hallederiz. Daha kısa hallederiz. Ama işçi gücümüz azaldı. Gücümüz azalırsa burası artar. Denenenen. Ne çıktı sevgili arkadaşlar? Ters orantı çıktı. X'i yazdım. Ters orantıda da ne yapıyordum sevgili arkadaşlar? İçler dışlar değil. Karşılıklı sayıları çarpıyordum. Çok güzel. Ters orantıda da bunu yapıyorum. Ne diyorum o zaman? 6 ile 8'in çarpımı 4 ile x'in çarpımına eşittir diyorum. X'i bulmak derdim. Hemen bu arkadaşı karşı tarafa bölüm halinde getirdim. Benim alışkanlığımdır hemen çarpmam bölmeler varken. Bu 4 buraya bölüm olarak geldi. Bak 8 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 6 ile de 2'yi çarptım. 12 cevabını buldum. Çok da güzel buldum. Ters orantı olduğunu bildim. Arkadaşlar bu ters orantıda da şöyle güzel bir şey görebilirsiniz. Bu arkadaş bu arkadaşın 1,5 katıdır. Bu arkadaş da bu arkadaşın 1,5 katıdır. Bakın tersten geliyorum. Güzel. Ne buldum? 12 buldum. 9'a da A şıkkı dedik. 10. soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Aa bak bu çok da güzel bir sorudur özellikle. İleriki yaşlarınızda da çokça karşılaşabileceğiniz muhtemel sorulardan biri sevgili arkadaşlar. Diyor ki, yaşları 3, 5 ve 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre, bu arkadaş 20 lira almış. Güzel. Paylaştırılan toplam para kaç liradır? Allah Allah. Ben bunu nasıl bulacağım ya? Değil mi? Nasıl arkadaşlar? Bak çok kolay. Yaşlarıyla doğru orantılı dediğine göre 5 bu kadar aldı, 7 daha çok alacak. 3 de daha çok buna göre daha az alacak. Çünkü doğru orantılı dağıtmış. Arkadaşlar bu arkadaş yaşının kaç katını almış? Çarpı 4. Bu arkadaş da çarpı 4'ünü alacak. Bu arkadaş da çarpı 4'ünü. İşte çok güzel. Herkes bakın yaşlarıyla doğru orantılı. Yaşının 4 katını, yaşının 4 katını, yaşının 4 katını. Bu arkadaşım 12 lira alır. Bu arkadaşım da 28 lira alır ki toplamları da ne yapar sevgili arkadaşlar? Ben böyle durumlarda birler basamağını birbirine ona tamamlayanları hiç affetmem. 12 ile 28'i toplarım 40 derim. Bir de 20 toplanmayı bekliyor. Hop 60'tır derim hemen. Çok da güzel derim. C'yi de işaretlerim. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. No problem. O zaman devam edelim. Geldim 11. soruya. 11. soru da şöyle bakıyor bize ve şöyle sesleniyor. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiştir. Aa ne güzel. Markalara göre önce sevgili arkadaşlar şunu da ben size söyleyeyim. Tablo okumak o kadar önemli bir şeydir ki bunu daha önceki videolarımda da söyledim zaten çok kere de söylüyorum. Tablo okuyabilmek nefis bir şeydir. Tablolar bizim hayatımızı çok güzel şekilde kolaylaştırır. Tonlarca yazacağımız yazıları sadece bir tabloyla özetleyebiliriz. Yazıyla yazmaya kalksanız bunu belki bir iki sayfa sürer. Ama tablo ne kadar güzel toparlamış. Ne diyor? Markalar. A markası, B markası, C markası görüyorum. Tablo okumak önemli. Özellikleri de ekran boyutlarını vermiş. A markasının bu kadar, B markasının kamera çözünürlükleri verilmiş. Dahili depolama alanları verilmiş. Fiyat da verilmiş. Tam sizin
hoşunuza gidecek bir durum. Acaba hangisini seçeriz? Ama sorumuz ne? Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır? Allah Allah, ne demek istiyor acaba? Diyor ki dahili depolama ile fiyat. Dahili depolamalar ne kadar? 32 GB, 64 GB, 16 GB olarak geçmiş. Fiyatları da arkadaşlar 1600 lira, 3200 lira ve 800 liraymış. Doğru orantılı mı bir bakalım. Arkadaşlar şimdi 32 GB'dan 64'e çıkınca çarpı 2 değil mi? 2 katına çıkmış. Bu 2 katına çıkınca peki fiyatı da 2 katına çıkmış mı çarpı 2? 1600'ün 2 katı, gerçekten 3200, güzel. Sonra sevgili arkadaşlar 64'ten 16 yenmiş. Allah Allah, 64 ve 16. 16 çok tanıdık değil mi? 4'te 1'ine inmiş. 4'te 1'i değil mi? Bakalım fiyat da öyle mi? Eğer bu da 4'te 1'i ise sevgili arkadaşlar, 4'e bölünmüş hali ise ben bu işi buldum demektir. 3200'ün 4'te 1'i, evet, 32'nin 4'te 1'i 8, 800. Evet sevgili arkadaşlar, bu da 4'te 1'ine inmiş. Birinci şıkta hemen yakaladık. Doğru orantılı bu. Diğerleri neden değil, hemen onu da görelim. Kamera çözünürlüğü ile dahili depolama. Bakın 16 12'ye düşünce 32 64'e çıkmış. Biri düşmüş, biri çıkmış. Hiç alakası yok. Ekran boyutu ile fiyat. Bakalım ekran boyutuna. 5 5.1 5.5. Evet, artmış. Bu da artmış. Bak bu azalınca bu artmaya devam etmiş. Hiç de doğru orantı yok. Hop, onu da sildim. Ekran boyutu ile kamera çözünürlüğü. Ekran boyutu, kamera çözünürlüğü. Artmış. Azalmış, artmış. Olmadı. Bunda da doğru orantı yoktur derim. Gelin 12 ile testimizi nihayetlendirelim sevgili arkadaşlar. 12 der ki, bir barınakta 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getiriliyor. 10 tane kedi var. Ne kadar güzel değil mi? 18 günde yetermiş kedilerimize. Sevgili kedilerimize buradan selam ediyorum. Miyav miyav diyerekten. Mama getiriyor. Mamayı getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürüyor. Getirilen mama kaç kediye, kalan kedilere kaç gün yeter? Arkadaşlar 4 kediyi aldık. Geriye kaç kedi kaldı? 6 kedi kaldı. Şimdi karar aşamasındayız. Diyeceğim ki bu doğru orantı mı, ters orantı mı? Arkadaşlar 10 kediye 18 gün yetiyor ise 6 kediye bu yiyecekler daha fazla gün mü yeter, daha az gün mü? Hocam daha fazla. Değil mi? Daha fazla yetişer. Daha fazla olması lazım. İşte bak, bu azaldıkça bunun da artmasını bekliyorsam aralarında ters orantı vardır sevgili arkadaşlar. Ne diyorum? Bu arkadaşa x demiştim. Bu kadar. Ters orantıda ne yapıyordum? Karşılıklı çarpıyordum. Karşılıklı çarpımlar birbirine eşittir. Yani 6 çarpı x, onunla da 8 hemen çarpabilirdim. 10 çarpı 18'dir. Yine acele etmem ben. X tek başına kalır. 10 çarpı 18 bölü 6 derim. O en sevdiğim anlardan biri. 18 ile 3'e bölerim. 6'ya bölerim 3. 6'ya bölerim 1. 3 kaldı, 10 kaldı. Çarparım. Derim ki X sevgili gün sayısı sen 30'sun derim. 30 gün yetiyormuş. Güzel güzel yesinler. Afiyet olsun kediciklerimize. Sevgili arkadaşlar, böylelikle testimizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıcakla kalınız.